Merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Videoya başlamadan önce şu an halihazırda devam etmekte olan FIFA 18 çekilişime katılmak için şu sağ üstte ya da şuradaki linke tıklayıp ya da açıklama kısmındaki linke tıklayıp çekilişe katılabilirsiniz diyorum, dedim, rahatladım ve evet. Şimdi bu videomuz EA Sports tarafından çok fazla kadro kurma görevi yayınlandı arkadaşlar. Gerçekten çok fazla. Zaten daha önceki geçen hafta bunun anonsunu yaptılar. Dediler ki böyle rengarenk kartlar gelecek, farklı dönemlerden farklı kadro kurma görevleri gelecek. Geldi de hem bir yandan FUTİS başladı, oylama şeklinde kadro kurma görevini tamamlıyorsunuz ve tamamladığınız oyuncu kimse ona bir oy gidiyor ve 72 saat sonra onun rating atlamış kartı geliyor. İlk başta defans oyuncuları geldi. Smalling'i seçtik. Smalling'i başkan yaptırdık. Smalling'in 87'lik kartı geldi. Ondan sonra bayağı yine bir kadro kurma görevi çarşamba akşam itibariyle çıktı ortaya, peydah oldu. Ve ben de orada kimi yaptım? Fernandinho'yu yaptım. İbrahimovic'in 92 ratinglik Premier Lig ayın oyuncusu özel kartını yaptım. Ama bunlar ne yazık ki yani kiralık. EA Sports zaten şurada oyun bitmek üzere. Yani sen zaten parayı almışsın, yükünü götürmüşsün. Bırak insanlar oynasın güzel güzel kartlarla. Hala bir gösterip vermemin durumları var. Yani kiralık, bırak arkadaşlar, insanlar oynasın ya. Ve şöyle güzel bir İngiltere kadrosu kurdum. Daha önce biliyorsunuz benim işte Ronaldo'lu falan kadrom vardı. Onu ben direkt sattım. Ronaldo'yu sattım. Oradan Radya Nainggolan'ı sattım. Aha, böyle bir kadro. Lukaku tam bir hayvan. Yanında 92'lik Zlatan. Hiç oynamadım. Kevin'i biliyorsunuz. Kante'yi biliyorsunuz. 84'lük Fernandinho'muz var. O da yeni. Hiç oynamadım. İşte Smalling'in efsane kartı. 80'li. 89 defans. 89 fizik. Marcos Alonso sol bekte. Amartey benim favori oyuncum. 80 hızlı. 78 defans. 89 fizikli. 91'lik Pogba'yı da aldım. Kadro ateş ediyor. Şu an itibariyle kadromuz ateş ediyor. Ama şimdi bir maç yapmadan önce tabii ki takımı deneyeceğiz. Takımla oynayacağız. Bir tane daha kadro kurma görevi vardı. El Rondo adında. O da işte dikkat çeken oyuncu garantili paket veriyormuş. Bayağıdır da paket açmıyorum. Aha, bastım. Evet. Hangi oyuncular paketlerde onu da bilmiyorum. Ne geleceğini bilmiyorum. Santrafor. Milik. Güzel. Kaybol Milik. Bu arada unutmadan göstereyim burada. Bayağı bir kadro kurma özel görevi var. Wayne Rooney, Antonio Rudiger, Lukaku ve Pepe. Gerçekten Pepe de en önemli transferler listesinde kadro kurma görevi olan oyunculardan. Yani böyle oyuncuları almak lazım, ligimize getirmek lazım. Hangi takım olursa olsun. Ben Galatasaraylıyım. Pepe'nin geldiğine çok sevindim. Böyle adamların gelmesi bizim ülkemizin, bizim ligimizin daha göz önünde olmasını sağlıyor. Bakın El Şarabi'nin 88'lik kartı var. Çok sağlam gözüküyor ama bir İtalya şeyim yok. İtalya kadroyla ilgim pek yok. Sterling var falan filan. Neyse, ben şu an takımda oynamak istiyorum. Yani takım, çünkü gerçekten böyle lezzetli oldu. Böyle bir çipetpet oldu. Evet, ilk rakibim geldi. Kadronun ismi Eng Efso. Evet, ilk maçımız. Bakalım. Zlatan'ı merak ediyorum. Pogba'yı merak ediyorum. Amartey. Marcos Alonso. Solda Zlatan kaçtı. Zlatan'la Pogba'nın ilk maçıymış. Zlatan. Aha. Penaltı mı? Biraz döndürseydi o goldü. Zlatan'ın orada işi yok. Zlatan geç. Kevin geçsin. Kevin topun başında. İki tane dev var ortada. Zlatan. Oho! Hiç olmayacak yerden gol attı Zlatan. Hiç olmayacak yerden kafa golü. Vay be. Adam kendini gösterdi daha ilk ortada. Dedim kulelerimiz var, kafa topu atalım dedim. 45 artı 2 oynayacağız. Paul Pogba. Zlatan. Kevin. Zlatan hem attı hem attırdı. 2-0. Zlatan'la Lukaku gerçekten 2 adet kanka.
Lukaku. Lukaku süper gol. Süper gol. Baktı, ölçtü, biçti. Zımbaladı forvetler, tanklar bombalıyor abi. Tanklar bombalıyor yani. Fernandinho kaptı orada topu. Zlatan gidiyor. 4 olur mu? Zlatan biraz ağır tabii ama olsun. Zlatan. Zlatan. Gene şova kaçtım, topu kaybettim. Lukaku Zlatan AŞ. Lukaku Zlatan AŞ. 4-0 oldu. 4-0 oldu. Yani tabii şöyle bir şey de var. İki takımın arasında dağlar kadar fark var. Yani şimdi burada seviniyoruz ediyoruz ama hani adamın normal yani böyle olması. Pogba 5 oldu. İstersen bir rage quit at kardeşim. Biz de yolumuza bakalım. Aha. Zlatan. Abi tam şerefsizlik yaptım yalnız ya. Şu yaptığım tam bir şerefsizlik golü yani. Orada kale yani vuracaktım. Niye pas attım kesin gol olsun diye. Sanki yeniliyorum bayağı bir farkla. Evet, dakika 87, bir korner daha kazandım. Abi adam oyunu bırakmış. Ha ben anlamıyorum yani, oyunu oynamayacaksan çık. Oynayacaksan da adam gibi oyna yani şu. Ben de sana atmadan bırakır mı? Zlatan temiz astı. Temiz astı. Evet bakalım, bu maç 7-0 bitti. Daha fazla atmayacağım. Bakalım bir sonraki maçta neler olacak. Evet şimdi ikinci maçım için sahaya oyuncularımı süreceğim ama bayağı bir, evet, Valencia'nın sözleşmesi bitmiş. Senin aslında bedava oynaman lazım. Senin hiçbir faydanı göremiyorum. Yani bu adam 89 değil abi. Bu adam başka bir rating var. Yani 81 falandır yani. Evet kardeşim. Ve hemen başladık rakibin kadrosunu. Merak ediyorum. Güzel. Feyenoord. Forvet attı Feyenoord. Sağ kanatta efsane kart Kite'ın kartı var. Ofansif ortası Lacazette'den. Çok garip bir kadro ya. Böyle bir algılayamadım. Normalde diyorsunuz işte İngiliz kadrosu. İşte Fransız kadrosu falan. Adam kadrosu karman çorman. Pogba Allah'ın neler yaptı. Pogba. Hemen şımarttık oyuncu. Yorgen sen. Lacazette. Kite. Kite. Vurdurmayın. Çok temiz gol. Çok temiz gol. 90'lık kart olduğu aşikar. Yani 90'lık kart böyle oynar abi. Tek de pozisyon geldi mi atacaksın yani. Yani normal kite kartı olsa ben orada çok rahattım ama. Pogba vurdu Loris. Orada çok kalabalık geldik şimdi. Zlatan çık. Zlatan kullanmasın. Kevin. Kevin topun başında. Hadi aslanım. Hadi. Korner kullanıldı. Abi kaleci çalıştırıyoruz ya. Ne yapıyorsun çılgın adam? Gerizekalı. Hadi be. Vay arkadaş ya. Zlatan boş kaleye nasıl atamadın onu? Oo süper. Marcos Alonso. Kevin. Allah seni kahretsin Lukaku ya. Nasıl atamıyorsun onu ya? Ulan gol olmuyor. Olmuyor. Girmiyor ya. Valencia sen de. Sen de senin yapacağın tackle da. Yani şurası bomboş kaldı. Vur lan. Yuh. Kaçıncı kurtarış bu hayvanın ya? Pogba. Kante süper döndü. Aha, o ne lan? Vur. Yes be, süper gol be. çok değişik bir gol. İstemeden aşağı pas atmış olabilirim ama süper ortaya ve golü bana getirdi.
Ama hak ettik, hak ettik. Kevin'i de çıkarmayı düşünüyordum. Bu golden sonra evet o kalabilir. Evet, ilk yarı hak ettiğimiz golü bulduk. O yüzden mutluyum. Yani şutlardan da belli. Ona değil be, ona değil ya. Ona değil ya. Aa, yine bizde. Fernando'yu vursa. Vur kardeşim. Vur lan. Vay arkadaş ya. Boş kaleye bu ikinciye kaçıyor ya. Allah Allah. Zlatan at artık. Yuh. Yuh offside ama offside ama yuh yani. Bu bile adamın götünden döndü. Aha. Lukaku yapaz. Lukaku lan Lukaku topu bıraktı. Vur. Gol be. Yani öyle bir baskı kurduk ki. Öyle bir baskı kurduk ki. Yani. Kante. Harika. Abi niye geri kaçıyorsun? Lukaku. Aa, lan kaleciye de çalım attı. Atın şunu ya. Atın şunu ya. Aa. Pogba. Yok artık ya bu kaçıncı ya. Oğlum bunlar Hızır gibi yetişiyor. Var mı yükleniş? Son. İçeri arka tarafa Allah kahretsin nasıl ortalara. Lukaku. Lukaku at hadi at bitir. Yok abi gidemiyorum ya. Yani bu maç bu maç. Hücum yollarında tıkandık. Tamam bitir hoca bitir. Yani bitti. Bitti ama ben de bittim yani. Sıkıldım yani. Gol kaçırmaktan böyle pozisyona girip adamın çizgiden çıkarmasından bıktım. Yani şutlar da ortada. Bence bu güzel bir kadro oldu. Yani sağlam bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eyvallah adamsınız.